Ergenekon operasyonu çerçevesinde uzun süredir aranan ve sahte kimlikle Ankara'da bir hastanede yakalanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, birçok yönüyle soruşturmanın en kilit isimlerinden biri. Gitme gel. 12 Eylül darbesinden hemen önce yurt dışına çıkarılan PKK yeni yeni büyürken, önündeki tek engel yurt dışında yapılanan KAVA'dır. PKK'nın rakibi sayılan KAVA terör örgütü, Suriye'de düzenlenen operasyonla ortadan kaldırılır. Böylece PKK Kürt kamuoyunda rakipsiz kalır. Operasyon timi Nusaybin Tabur Komutanı Binbaşı Veli Küçük, Yüzbaşı Cem Ersever, Levent Ersöz, Atilla Uğur, Cemal Temizöz ve 12 Eylül yönetiminin atadığı Mardin Belediye Başkanı ve Binbaşı Aytekin Özen gibi bugün çok tanınan isimlerden oluşur. Öcalan'ın askeri yetkililerle görüştüğünü söylediği dönemde İmralı'dan sorumlu komutan Levent Ersöz'dür. Ergenekon sanıklarından Veli Küçük'ün PKK ile olan ilişkisi de artık mahkemede soruşturuluyor. Levent Ersöz, Atilla Uğur ve Veli Küçük asıl yapılanmalarını Güneydoğu'da başlattı. Ersöz özellikle Şırnak bölgesindeki faaliyetleriyle adını duyurdu. Bu bölgede lakabı Sarı Levent'ti. Yüzlerce kayıp olayı yaşandı. İddialara göre Silopi'deki meşhur Botaş Karakolu onun döneminde ölüm mahzeniydi. Cesetlerse asit kuyularına atılıyordu. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Levent Ersöz, emekli Orgeneral Şener Er Uygur'un Jandarma Genel Komutanlığı döneminde istihbarat başkanı olarak görev yaptığı sırada Urfa Jandarma alayını arar ve 9 telefon numarasının dinlenmesini ister. Dönemin Şanlıurfa Jandarma Alay Komutanı Albay Erdal Sarı Zeybek durumdan şüphelenir. Araştırdıklarında dinlenmesi istenen telefonların dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün de aralarında bulunduğu devlet yöneticilerine ait olduğu ortaya çıkar. Gitme gel. Yine Şener Er Uygur'un Jandarma Genel Komutanlığı döneminde medyayı takibe aldırdığı da ortaya çıkmıştır. Bu olayda yine Levent Ersöz rol almıştı. Ersöz'de Albay Atilla Uğur, medya patronu ve gazetecilerle sık sık görüşmeler gerçekleştirip kayda almıştı. Müsaade edin arkadaşlar.